Evet, bir oyunu daha canlı yayında bitirdik ve bununla ilgili eleştiri yapmak artık adet oldu gibi bir şey. Bu yaptığımız herhalde üçüncü eleştiri ya da dördüncü eleştiri miydi? Emin değilim. Ee, oyunumuzun adı Battlefield 1. Çok eski bir oyun. Ee, Elektronik artsın o dönem çıkartmış olduğu büyük sükse yapan bir oyun. Ee, son derece keyifli bir oyun ama oyun demo gibi hissettiriyor. Şimdi neden böyle diye soracaksınız. E, bir 5 tane chapter'dan oluşuyor aslında oyunumuz. Ve bir chapter en fazla bir buçuk bilemeden 3 saat arasında bir süreye sahip. Oynayış süresine sahip. E bu da en fazla 10 saat civarı bir şey oluyor. En fazla. 10 e, saatlik bir oynayış süresi de... Açıkçası bu çaplı bir oyunda insanı kesmiyor. Oyunun harika ara sahneleri... ...muazzam ötesi bir... ...açılış sahnesi... ...harika geliştirilmiş... ...çevre tasarımı... ...ve çok güzel işlenmiş olan... ...gerçekçiliği mevcut. Tabii o dönem için. Şimdi ben nelerden bahsediyorum? Ee, öncelikle... ...açılış sahnesi direkt seni oyuna yönlendiriyor. Herhangi bir... E, ...bak karakterin bu... ...buradasın, bundan sonrasında bunu yapacaksın... ...al kardeşim eline silah demiyor. Direkt oyunun içine sokuyor seni... Burada her can diyor farklı bir şekilde önemli diyerekten bahsediyor sen, senden. Oynadığın karakterler özel değil diye anlatıyor aslında. Birinci Dünya Savaşı'nı oynarken aslında fark ediyoruz ki hani birçok fazla insan orada can verdi. Ee, birçok fazla insan, insanlarımız şehit olmuş durumda. Onların yaşamış olduğu çileyi, onların yaşamış olduğu dertleri aslında görüyoruz bir nebze. Tabii ki bizzat tamam mı gidip yemekhanede yanlarında oturmak gibi bir şey söz konusu değil. Yaşadıkları çilenin işte savaşın ne kadar berbat olduğunu direkt anlatabiliyor aslında oyun. Dediğim gibi şimdi çevre tasarımı gerçekten iyi. Yıkıl, yıkım çok iyi. Yani oyun içerisinde gerçekten yıkım etkileyici. Yani yıkımı bayağı uğraşmışlar. Ee, o dönem kullanmış oldukları Frostbite motoruyla bayağı yıkım, çevre ta yıkımına tahribatına çok uğraşmışlar. Ki bunu multiplayer oynayanlar da az çok biliyordur. Ee, bir tankla duvara vurduğunuzda duvarın yıkılması bayağı etkileyici hissettiriyor insan. Hani harbiden vurdum hissi veriyor yani sana. Ee, tabii ki bunu single player versiyonunda hikaye modundayken görmek çok zor. Çünkü çok fazla tank kullanmıyoruz. Sadece ilk senaryoda tank kullanıyoruz. Daha sonrasında tank kullanmamız mümkün değil. Ee, ama bu bile yine insanı etkiliyor. Silahlar silahlar çok gerçekçi aslında. Hani Birinci Dünya Savaşı'nda silahların ne kadar berbat olduğunu az çok anlamış oluyoruz. Günümüz silahlarından o kadar kötü ki, günümüz silahlarına karşı o kadar kötü ki, e, ateşe ettim, süngüyü çektim, geri bıraktım derken bir tane mutlaka kafana yersin mermiyi. Çünkü o kadar yavaş aslında. E, o dönemlerde otomatik silahın çok az olmasıyla birlikte silah çeşitleri çok fazla ama hepsi birbirine benziyor zaten. Otomatik silah büyük bir nimet. E Şimdi hal böyle olunca tabii ki multiplayer oynayanlar ve multiplayer'ı ne kadar savaş gazisi gibi oynayan insanların olduğunu bilen insanlar için söylüyorum. Siz bir tane sıktığınızda ölmeniz garanti. Arkadaşlar casual bir oyuncuysanız bir tane sıktığınızda ölmeniz garanti. <laughs> Kaçışınız yok beyler. <laughs> Her türlü döveceksiniz adamlar. Onun dışında oyunun hikayesi gerçekten çok kısa. Yani gerçek anlamda çok kısa. Öyle böyle bir kısalıktan bahsetmiyoruz. Öyle bir kısa ki bu e, sizi ...tatminsiz bırakıyor gibi bir şey. Ara sahneleri dediğim gibi çok etkileyici. Gerçekten çok etkileyici ara sahneler koymuşlar. Kimi zaman... E, ...gerçek gibi hissettiriyor. Ama ara sahnelerin bile bir sıkıntısı var. Ne biliyor musunuz? Ara sahneler 30 FPS'de ayarlanmış. Oyun 60 FPS ama. 30 FPS'den 60 FPS'e çıkarken de... ...ya da 60 FPS'den 30 FPS'e düşerken de... ...sistem ona göre ayarladığı için kendini... ...ister istemez biraz... ...yamuluyor. Yani oyun için bu... Bunu neden 30 FPS ayarladıklarına hiç emin değilim. Ama çok garip duruyor açıkçası. Yani bunun bilmiyorum yaması var mıdır yoksa ne bileyim 60 fps upgrade'i falan var mıdır hiçbir bilgim yok. Ben direkt casual olarak girdim, oyunumu oynadım, normal modunu oynadım. Ondan sonrasında çıktım. Harika eğim becerilerim sayesinde ki e, yayında olanlar biliyor bunu. <laughs> 4 tane mermiyi ard arda kaşırıp 5. mermide belki vururuz diye dua ettiğim zamanlar oluyordu. <laughs> Bunu biliyorlar. Bununla birlikte işte oyunu bitirdik. Çok şükür. Şimdi oyun bu saydıklarım dışında çok güzel bir atmosfer de sunuyor sana. Almanlarla savaşırken düşmanların Almanca konuşması. Türklerle konuş savaşırken Türk Türklerin Türkçe konuşması. Ne bileyim... E Arapların Arapça konuşması. Bunlar çok... E iyi işlenmiş. Çok güzel bir çevre, atmosfer, ortamı sağlayan etmenler. Ve bunu savaşın içine girebilmek için çok güzel sana yediriyor aslında oyun. E kaldı ki bir de şöyle bir durum var. E, müzikler efsanevi. Gerçek anlamda müzikler efsanevi. Yani bakın, Muse grubunun kullanmış oldukları şarkısını falan bahsetmiyorum. Hani trailer'da kullanılan şarkıyı da bahsetmiyorum. O harika bir şarkı ama e, ondan bahsetmiyorum. Arabistanlı Lawrence bölümünde kullanılan o kadının sesi mükemmel ötesiydi. Öyle bir ses yok. Yok. Yani bu bile tamam mı oyunun içerisine kendini kaptırmanı sağlıyor. O ses mükemmel ya. O sesi nasıl buldunuz siz? Genel olarak puan verecek olmuş olursam ben bu oyun çıktığı dönem için zaten aşırı sükse yapmış bir oyun. O dönem içerisinde zaten hatırlıyorum haberlerini baya baya patlama yapmış bir oyundu. Çünkü o dönem için Call of Duty'nin ee, ...yeni çıkartmış olduğu uzay temalı oyunu... ...tutmamıştı ve... E, ...Battlefield, hop hemşerim... ...al sana oyun deyip, laap diye vurduydu böyle... ...yüzümüze. Battlefield 1'i. Ee, o, o zamanki yayıncılar... ...o zamanki oyun videoları çeken insanlar... ...salyalı bir şekilde oynadıydı aslında... bir 10 saati. Ve hatırlıyorum ki... ...hepsi az çok benim gibi... ...daha uzun olmalıydı diyerekten şikayet etmişti. Oyun çok güzel. Benim puanım ise e, ee, şurada yukarıda göreceksiniz zaten puanı. 10 üzerinden 8. Son ikisini FPS droplarının girmesine ve ara sahnelerin 30 FPS'e düşmesiyle saçma sapan bir haller almasına, silahların çok kanser olmasına <laughs> boş ee, son iki puanı o yüzden kırıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve açıkçası videonun bu kısmına geldiyseniz sanırım video hoşunuza gitti. Beni desteklemek için aşağıdan ufak bir beğeni tuşuna basıp yanındaki abone ol tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.